Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam nerede kaldık? Uzunca bir sürede videoyu falan da atmıyorsun. Evet, atmadım çünkü arkadaşlar biraz hastalık, biraz yoğunluk falan derken sizlerden çok çok özür dileyerekten şimdi yardır yardır çözümlere devam edeceğiz. Nerede kaldık hemen hatırlatayım. 70 ve 71. sayfaların çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Üstü ifadeler 4. test, üniversiteliğim testi olacak videomuzun ismi. Evet, dilersen, hazırsan, videoyu beğendiysen, abone olduysan çözümlere hızlı bir şekilde devam edelim. İlk sorumuz 0.2'nin küpü çarpı 100'ün 6. kuvveti çarpı 2000'in eksi 3. kuvveti demiş bize. Hadi bakalım, hadi bismillah. Şimdi 0.2 demek sevgili arkadaşlar 2 bölü 10'un, bakın 2 bölü 10'un küpü demek. Dolayısıyla ben bunu 2'nin küpü bölü 10'un küpü şeklinde yazabilirim. Çarpı 100'ün 6. kuvveti 10'un karesinin 6. kuvvetidir. Dolayısıyla 10'un 12. kuvveti yazabilirim 2 ile 6'yı çarparak. Çarpı, bakın şurası da 2'nin 2 çarpı 1000'in eksi 3. kuvveti ya. O halde ben şurayı 2'nin eksi 3. kuvveti yazarım. Sonrasında bir de şu 1000 demek 10'un küpüydü. 10'un küpünün eksi 3. kuvveti var bir de burada. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 9 yazabiliriz. Pekala. Şimdi gene şöyle yapalım. 2'nin küpüyle 2'nin eksi 3. kuvveti birbirini götürür. 10 üzeri 12'yi 10 üzeri 3'e böldüm. 10 üzeri 9 geldi. 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 9'u çarptım. 10 üzeri 0 geldi. 10 üzeri 0 da 1'in ta kendisidir. O halde cevabımız C seçeneği olacaktı deriz. Daha sonra da ikinci soruda Kemal öğretmen matematik dersinde tahtaya iki sayısını yazmış ve tahtaya sırasıyla kaldırdığı her öğrencinin tahtadaki sayının karesini almasını istemiş. Buna göre tahtaya kalkan kaçıncı öğrenci 256 üzeri 256 sayısını tahtaya yazar diye soruluyor. Şimdi 256 demek zaten 2'nin 8. kuvvetiydi. Bunun bir de 256. kuvvetini yazmamız isteniyor. Yani 2'nin küpüncü kuvvetinin 2'nin 8. kuvveti isteniyor. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyordu? Şununla şunu çarpmamız gerekiyordu değil mi? Hadi çarpalım. 2 üzeri 11. kuvvet isteniyor yani bizden. Şimdi Kemal öğretmen tahtaya 2 sayısını yazdı. Daha sonrasında 1. öğrenci çıktı. Bunun neyini aldı? Karesini aldı. Bir diğer öğrenci, 2. öğrenci bunun karesini alarak 2 üzeri 4 yazdı. Yani 2 üzeri 2'nin 2. kuvvetini. 3. öğrenci 2 üzeri 2'nin küpünü yazar çünkü bunun karesini alacaktı. Bunun karesini alırsanız 2'nin küpü yapar. Diğer öğrenci 2 üzeri 2 üzeri 4 yazdı. Madem böyle, bu 1. bu 2. bu 3. bu 4. öğrenci, bakın şurası neyse 1. öğrenci 2 üzeri 1, 2. öğrenci 2 üzeri 2, 3. öğrenci 2 üzeri 3, 4. öğrenci 2 üzeri 4'ü yazmış. O halde 11. öğrenci 2 üzeri 11 yazmaz mı buraya? Yazar. Demek ki cevabımız C seçeneği olacakmış. Geçtim 3. soruya. 9 üzeri 2 eksi mutlak değer içerisinde x eksi 1 bölü 3 eşittir 0.3 devreden. 0.3 devreden nedir arkadaşlar? 0.3 devreden 3 bölü 9'un ta kendisidir. Yani 1 bölü 3'ün ta kendisidir. O halde 1 bölü 3 demek ne demek? 3 üzeri eksi 1 demek. Şimdi yazıyoruz bakın. 3'ün karesinin 2 eksi mutlak değer içerisinde x eksi 1 bölü 3'üncü kuvveti eşittir 3 üzeri eksi 1'miş. 2 ile şu ifadeyi çarpacağım. 4 eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi 1 bölü 3 eşittir eksi 1 diyeceğiz. Çünkü tabanlarımızın ikisi de 3 zaten. O halde arkadaşlarım şu ifadeyi aldım. Sağ tarafa eksi 1 aldım, sol tarafa gönderdim. 2 tane mutlak değer x eksi 1 bölü 3 eşittir ne yaptı? 5. O halde x eksi 1 bölü 3'ün mutlak değeri eşittir 5 bölü 2'dir deriz. Buradan da sevgili arkadaşlarım, İki tane ihtimal vardır. X eksi 1 bölü 3 ya 5 bölü 2'dir ya da x eksi 1 bölü 3 eksi 5 bölü 2'dir deriz. Buradan x eşittir 5 bölü 2 artı 1 bölü 3 gelir ya da x eşittir eksi 5 bölü 2 artı 1 bölü 3'tür. Şimdi bu köklerin toplamı istenmiş. Ben bu ikisini toplarsam eğer, dikkat edin, toplarsak eksi 5 bölü 2 ile artı 5 bölü 2 gider. 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamı bize 2 bölü 3'ü verir. Cevabımız A seçeneği olur. Devam ediyorum 4 ile. 2 üzeri 1 bölü x artı 2 bölü x bölü 16 üzeri 1 bölü x artı 2 bölü x. Bunun 1 bölü 3. kuvveti 2 üzeri 1'e eşitmiş. Öncelikle şu kısma bakacak olursanız, daha doğrusu üstlere bakalım. 1 bölü x artı 2 bölü x, 1 bölü x artı 2 bölü x. Öncelikle bunların ikisi de 3 bölü x yapar. Bu 1. İkincisi
İkisinin de kuvveti aynı olduğu için ben rahatlıkla 2 bölü 16 yazabilirim. Buraya 2 bölü 16 da 1 bölü 8'in ta kendisidir. 1 bölü 8 de nihayetinde 2 üzeri eksi 3'tür. O halde 2 üzeri eksi 3'ün 3 bölü x'inci kuvvetinin 1 bölü 3'üncü kuvveti eşittir 2 üzeri 1'miş diyeceğiz. Burada 1 bölü 3 ile 3 bölü x'i çarparsanız 3'ler gider, 1 bölü x kaldı. Bununla da eksi 3'ü çarparsanız 2 üzeri eksi 3 bölü x gelir. Demek ki sevgili arkadaşlarım, buradaki üs olan 1, buradaki üs olan eksi 3 bölü x'e eşitmiş. Yazalım. 1 eşittir eksi 3 bölü x. O halde x ile 1'in yerini değiştirirseniz x eşittir eksi 3 yapar. X sorulmuştu. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Devam. Kaçıncı sorumuzdu? Beşinci soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembolün değeri A üzeri N artı N üzeri A ifadesiyle bulunur. Mesela üçgenin içine 2 yazıldıysa 2'nin küpüyle 3'ün karesinin toplamı şeklindeymiş. Bu eşitliği sağlayan x doğal sayısı kaçtır? Öncelikle şunu bulalım. 1 üzeri 3 artı 3 üzeri 1'dir kendisi. Çarpı şu nedir? Bakın 17 olduğunu biliyorduk zaten onu. Direkt 17 yazıyorum. Sorudan kopya çektik. Şurası nedir? 2 üzeri 6 artı 6 üzeri 4'tür. Arada eksi var. Burası da x üzeri 4 artı 4 üzeri x'tir sevgili gençler. Pekala. Şu kısma bakıyorum. 1'in küpü 1, 3 üzeri 1, 3. Yani burası 4 yaptı. 4 kere 17 de 68'in ta kendisi yapar. Demek ki burayı direkt 68 yazabilirim ben. Şu kısım 68. Eşittir. 2 üzeri 6, 64 artı 6 üzeri 4'ümüz var bir de. 6 üzeri 4 de sevgili arkadaşlar, yazalım mı yazmayalım onu düşünüyorum. Yazalım mı yazmayalım mı yazabiliriz. 36 kere 36 yapar. Ama çok mu büyük gelir onu düşündüm. Evet, biraz büyük gelecek. Ama bakalım, şurası 6 üzeri 4 değil bak, işte bak. Gördün mü? Neden büyük geliyor diyorum ben de. Büyük gelmemesi gerekiyor tabii ki. Yanlış yazmışız da ondan. 6 üzeri 4 değil, 6'nın karesi. Çok güzel. Burası da neymiş? 64 ile 36'nın toplamı, toplarsanız 100 yapar. 100 eksi x bölü 4 eksi 4 üzeri x. Şimdi şu ikisini alacağım sol tarafa, 68 alacağım sağ tarafa fırlatacağım. X üzeri 4 ile 4 üzeri x'in toplamı 100'den 68'i çıkardığımız 32 yaptı mı? O zaman x sevgili arkadaşlar 2'nin ta kendisidir. Neden? Çünkü 2 üzeri 4 16'dır. 4'ün karesi 16'dır. Toplamlar 32 yapar. X sorulmuş bize, cevap 2 olacaktı. Devam. 6. soru. 3 üzeri x'ten 5 üzeri y çıkınca 6 kalıyormuş ve 3 üzeri x artı 1 ile 5 üzeri y artı 1 birbirine eşitmiş. 3 üzeri x ile 5 üzeri y'nin toplamı bize soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar, şöyle bir şey yapalım. 3 üzeri x artı 1 demek 3 üzeri x de 3'ün çarpımıdır. 5 üzeri y çarpı 5'tir bakın sağ tarafta. O halde güzel arkadaşlarım, 3 üzeri x çarpı 3 ve 5 üzeri y çarpı 5'i elde ettik ya biz şu an. Bir de neyi biliyoruz? 3 üzeri x eksi 5 üzeri y'nin de 6 olması gerektiğini biliyoruz. Pekala. Şimdi ben buradan şöyle şeyler elde edebilirim. Bak. 3 çarpı 3 üzeri x eşittir 3 çarpı 5 üzeri y çarpı hatta 3 tane 5 üzeri y artı 2 tane 5 üzeri y yazabilirim. Tabi arada çarpı var bunların, tamam mı? 35 ve 25 gibi görünmesin. Şunu aldınız, sol tarafı fırlattınız. 3 parantezinde 3 üzeri x eksi 5 üzeri y eşittir 2 çarpı 5 üzeri y yaptı mı? Yaptı. Arkadaşlarım, ben şu kısmın 6 olması gerektiğini biliyorum. 3 kere 6 18 yapar. 18 eşittir 2 tane 5 üzeri y dedik. Ve buradan her iki tarafı 2'ye böldünüz. 9 eşittir 5 üzeri y yaptı. Bu cepte. Çok güzel. Şimdi ise bizden istenen ne? 3 üzeri x ile 5 üzeri y'nin toplamı. Tamam. Bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Çünkü 5 üzeri y'yi bulduk. Kaçmış? 9. Çok güzel. Şimdi de ne yapalım biliyor musunuz? 3 üzeri x'i bulabilmek adına. 5 üzeri y'yi biliyoruz ya bak. 3 üzeri x'ten 5 üzeri y çıkınca 6 kalmıyor muydu? Kalıyordu. Ben 5 üzeri y'nin 9 olduğunu bulmadım mı? Buldum. Başında eksi 9 var, attım karşıya. 3 üzeri x kaç geldi? 15'in ta kendisi geldi. O zaman burası da 15'miş. 15 ile 9'un toplamı bize cevabı verir. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Devam ediyorum 7. sorumla. Sıfırdan farklı x ve n gerçel sayıları için şu ifade x'in 2n eksi 1. kuvvetine eşitmiş. Şimdi şu nedir o zaman? 2'nin, şunu 2 ile çarpıyorsunuz, 2x eksi 2, 1 çıkarıyorsunuz, 2x eksi 3 çarpı. Şimdi şuraya geldim, 4'ün, şunu 2 ile çarpıyorsunuz, 2x artı 2, 1 çıkarıyorsunuz, 2x artı 1 diyorsunuz. Eşittir 16 üzeri
x eksi 2. 2 ile çarpıyorsunuz. 2 x eksi 4. 1 çıkarıyorsunuz. 2 x eksi 5 yapıyor. Daha sonrasında 2 üzeri 2 x eksi 3 dedik. Çarpı bak şu ne? 2'nin karesi. Demek ki bu 2'nin karesi ise bu 2 ile şurayı çarpacaksınız. Yani 2 üzeri 4x artı 2 diyeceksiniz. Eşittir. Bu da 2'nin dördüncü kuvveti değil mi? 4 ile bunu çarpacağım. Yani 2 üzeri 8x eksi 20 dedim. Tabanlar aynı ya. Şununla şunun toplamı şuna eşit olacak. O halde 6x eksi 1 eşittir 8x eksi 20 dedik. Burada 19 eşittir 6x'i karşıya attım. 2x geldi. X kaçtır arkadaşlarım? 19 bölü 2'dir. Bizden ne istenmişti? X. O halde cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 71. Bir bilgisayar oyunu oynayan Hasan aşağıdaki tabloyu kullanarak tablodan bir üstü ifade seçmekte ve seçilen üstü ifade tablodan silinmektedir. Tablodan silinen her üstü ifadenin yerine bir sonraki üstü ifade gelmektedir. Örneğin 3 üzeri 3 ifadesi seçildikten sonra tablonun görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur. 3 üzeri 3'ü buradan yok ederseniz hop gitti. Bu buraya kayar, bu buraya kayar, hop bu buraya kayar, bu yana kayar, bu yana, bu yana, bu yana kayar, bu buraya gider. Tamam. Bu silinince hepsi yukarıdaki boşlukları otomatik olarak dolduruyor sırasıyla. Hasan bilgisayar oyununu açtıktan sonra tablodan sırasıyla 3 üzeri 5, 3 üzeri 5'i nerede şu, 3 üzeri 12'yi şunu ve 3 üzeri 1 bunu bu ifadelerini sildiğinde 3. sütundaki sayıların çarpımı hangisi olur diye sormuş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlar hangilerini siliyorduk? 3 üzeri 5'i. Şimdi sırasıyla silmiş ya, şunu sildik. Bunu sildikten sonra buraya ne gelir? 3 üzeri eksi 6 gelir. Bize 3. sütun sorulduğu için buraya bir etkisi yoktur. Bakın 3 üzeri 4'e bir etkisi yoktur. 3. sütun demişti değil mi? Ha pardon. 3. sütun şurası. Buraya bir etkisi yoktur gençler. Dolayısıyla 3. sütundaki elemanlardan birisi 3 üzeri 3'tür. Fakat 3 üzeri 1'i de siliyor sonradan. Ona dikkat edeceğiz. O halde silinenleri bir yazalım. 3 üzeri 1'i sildi. 3 üzeri 5'i sildi. 3 üzeri 12'yi sildi değil mi? Güzel. Şimdi 3 üzeri 1'i silerse tablomuzda burada 3. sütuna 3 üzeri 4 kayacaktır. Dolayısıyla 3 üzeri 4 bir kere var. Güzel. Sonra bunu sildi ya. 3 üzeri 5'i sildi. 3 üzeri 5'i ve 3 üzeri 1'i sildiği için şuradakiler 2 defa sol tarafa kayacaktır. Yani 3 üzeri 10, 3 üzeri eksi 8 yerine gelecektir. 3 üzeri eksi 10 varmış 3. sütunda. 3 üzeri 12'yi de sildiğimizi düşünecek olursak 1, 2, 3 tane sildiğimiz için ahan da buradaki değil şuradaki bakın bir kere kaydı, 2 kere kaydı, 3 kere şuraya kayacak. Yani 3 üzeri eksi 16 ve son olarak yine 3. sütunda şuraya gelecek olan sayı bulmak için bu da buraya gelecektir. Yani 3 üzeri 21 dedik. İşte bunların çarpımı sorulmuş arkadaşlar. Şununla şunu toplarsanız 3 üzeri 25 çarpı şununla şunu toplarsanız 3 üzeri eksi 26. Bu da 3 üzeri eksi 1 yapar. Yani sevgili arkadaşlarım cevabımız C seçeneğinde mis gibi verilmiştir deriz. 8. sorumuzu da çözdük ve cevabına C dedik. Geçtik 9'a. Bir tripod yani 3 ayak firması bir teknoloji fuarında ziyaretçileri etkilemek için her tripodun her ayağının altına şekildeki gibi birer tripod kurarak bir kule oluşturmuş. Bakın bir tane tripod var. Birinci ayağına bir tane, ikinci ayağına bir tane, üçüncü ayağına bir tane daha takmış. Ve bu şekilde hep devam ediyor. Burada da bir tripod, burada, 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 burada bir tripod olacak. Kurulan 5 katlı, kurulan kule 5 katlı olduğuna göre en alttaki tripodlarda toplam kaç tane ayak vardır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle çok iyi dinliyorsunuz. Bakın birinci şurada birinci katta diyelim artık 3 üzeri 0 tane tripod var. Burada 3 üzeri 1 tane. Bir altında 9 tane olacak. Yani 3 üzeri 2 tane olacak. O zaman 4 katlı olursa 3 üzeri 3 ve 5 katlı olursa 3 üzeri 4 tane tripod olacak. 3 üzeri 4 tane tripodun her birinin 3 tane ayağı vardır. 3 üzeri 1 ile çarpacağız. Yani cevap ne olacak? 3 üzeri 5. Yani 243'ün ta kendisi olacak. Doğru cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz 9. sorumuzu. Ve devam edeceğiz 10. sorumuzda. 10. soru için arkadaşlar A pozitif tam sayısı için şu şekilde gösterilen x üzeri A muhabbeti 1 artı x artı x kare artı en son x üzeri A'ya kadar yani şuradaki kuvvete kadar devam ediyor. X'lerin kuvvetlerini topluyor. Eğer bu A'yı 6 yazarsak da bu sefer 1 artı 1 bölü x üzeri 1, 1 bölü x'in karesi, 1 bölü x'in küpü en son 1 bölü x üzeri A'ya kadar devam ediyor. Buna göre şu ifadeyi şuna bölersen ne bulursun diye sorulmuş. Şimdi üst tarafı buluyorum. 1 artı
1 artı 2 üzeri 1, 2'nin karesi, 2'nin küpü, 2'nin dördüncü kuvveti, 2'nin beşinci kuvveti. Bölü, şimdi ne yapacağız? Alttakini bulacağız. 2'ye 5, onu da burada yerine yazacağız. 1 artı 1 bölü 2 üzeri 1, 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 2'nin küpü, 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti, 1 bölü 2'nin beşinci kuvveti dedik. Bu işlemin sonucu soruluyor. Şimdi yukarı tarafa yapacak çok fazla bir şey yok ama alt tarafta gayet tabii oynayabiliriz. Yukarı tarafta kolay bir şekilde toplamanın yollarını da tabii bulabiliriz eğer ihtiyacımız olursa. Öncelikle paydalardan burada en büyük olan 2 üzeri 5. Buraya yapacak bir şey yok ama burayı 2 ile, burayı 2'nin karesiyle, burayı 2'nin küpüyle, burayı 2'nin 4. kuvvetiyle ve burayı 2'nin 5. kuvvetiyle genişletebilirim. Üst tarafın aynısını sevgili arkadaşlarım alt tarafa geçireceğim için şunu şöyle kopyaladım, buraya yapıştırdım ve alt tarafı silelim tabii ki artık ihtiyacımız olmayacak. Çünkü yeni kesirler yazacağım. Bakın 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 4 artı 2'nin küpü, şununla şunu çarptım. Bununla bunu çarpıyorum 2'nin karesi, bununla bunu çarpıyorum 2 üzeri 1 ve 1. Bölü paydamız artık eşit oldu ve paydalar 2 üzeri 5 idi. Gördüğünüz üzere üst tarafta 1'den 2'nin 5. kuvvetine kadar olan toplamlar var. Alt tarafta da sağ taraftan düşünürseniz 1'den 2 üzeri 5'e kadar olan toplamlar var. Yani bu ifadeyle bu ifade birbirini götürür. Bunu da ters çevirip çarparsanız doğru cevabınız 2 üzeri 5 yani 32 olur arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiştir. Dedik ve son soruya geçtik. 11. soru. 2 üzeri x birim olan şekildeki buzdolabında dondurucu kabinin yüksekliği buzdolabının yüksekliğinin yarısından küçüktür. Şimdi dondurucu kabin yukarıdaki, alttaki sevgili arkadaşlar nedir? Dondurucu kabinin yüksekliği buzdolabının yüksekliğinin yarısından küçüktür demiş. Yani arkadaşlar şurası 2 üzeri x'ten 2 üzeri x eksi 1'den daha küçük. Tamam, 2 üzeri x eksi 1'den daha küçük. O zaman burası 2 üzeri x eksi 1'den daha büyük. Neden x eksi 1, o nereden geldi? Çünkü ben bir şeyin yarısını buluyorsam onu 2'ye bölüyorumdur. Bu da 2 üzeri x eksi 1 yapar. Dondurucu kabinin kapağındaki A noktasının yerden yüksekliği 8 birim olduğuna göre, bakın şurası 8 birimmiş. Buzdolabının yüksekliğinin birim türünden tam sayı değeri en çok kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar, ben şuranın yerden yüksekliğinin 8 olduğunu biliyorum. Peki şu dondurucu kabinin yüksekliği, dondurucu kabinin yüksekliği dondurucunun yüksekliğinin yarısından daha az diye. O halde burası yarısından daha fazladır demedik mi dedik. Şimdi ben buranın yarısından daha fazla olan yer şurası olduğunu bildiğim için bu yarısından daha fazla olan yer bile 8'den daha küçükmüş. Bakın yarısı bile 8'den küçük. 2 üzeri x eksi 1 bile 8'den küçük. 2 üzeri x eksi 1 bile 2'nin küpünden küçük. O halde x eksi 1 3'ten küçük değil midir? X eksi 1 3'ten küçükse x 4'ten küçüktür. Ve ne demiş? Buzdolabının yüksekliği yani 2 üzeri x en çok kaç olabilir tam sayı olarak? Şimdi x 4'ten küçükse 2 üzeri x de bir zahmet 16'dan daha küçüktür. O zaman buranın alabileceği maksimum değer kaçtır? 15'tir deriz. Doğru cevabımız da D seçeneği olur. Böylelikle videomuzun da sonuna gelebiliriz artık. Evet arkadaşlarım, sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.